Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, usulü tefsirden müfessirin şartlarını okuyorduk. Dördünü okuduk, beşinciye geldik. Beşincisi şu: feyzâ lem yecid et-tefsîre mine's-sünneti, yani hadis-i şeriflerde, sünnette ayetin tefsirini bulamazsa bir kişi, müfessir, raca'a, müracaat eder, ila ekvalis sahabeti, sahabe görüşlerine. Dolayısıyla onları da bileceksin yani. Fe innehum zira sahabeler edra bidelike. Yani bu tefsiri daha iyi bilirler. Lima şaheduhu, çünkü bizzat görmüşler. Yani minel karaini, yani o manalara işaret eden karineleri. Vel ehvali inde nizulihi, nazil olduğunda halleri vesaire iyi biliyorlar. Bir de وَلِمَا لَهُمْ مِنَ الْفَهْمِ التَّامِّ, çünkü onların tam bir anlayışı var Kur'an'a karşı. وَالْعِلْمِ الصَّحِيْهِ, gerçek bir ilmi var. وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ, bir de bunların üçü de onlarda var. Geldik altıncı şarta. فَاِذَا لَمْ يَجِدْ اَتْتَفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُنَّةِ وَلَا فِي اَقْوَالِ السَّحَابَةِ, yani Kur'an-ı Kerim sünnet ve sahabe sözlerinde bir şey bulamazsa, فَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنَ الْاَيِمَّةِ فِي ذَلِكَ, bu konuda büyük imamların, yani müfessirlerin çoğu müracaat etmiş, ila akvali tabi'i, tabilerin sözlerine. Ke Mücahit İbni Cübeyr olsa gerek. Yok, Cebr veya Cibir, tam emin değilim yani. Bunun bir hikayesi var. Bir Suudlu bir zat ya orijinalini bulmuş veyahut da tefsirlerden çıkarmış. Tefsiri Mücahit diye iki ciltlik bir kitap yazmış. Ben de İmam Hatip'te talebeyim. Tabii gördüm. Yani Mücahit'i de tanıyorum. Köylüm yani. Yanlış latife ediyorum işin latifesi. Büyük bir tabi'i, müfessir. Dedim ki Hacı amca, ben alayım bunu. Parasını vereyim. İki sene veremedim. Sonra abime gitmiş. Demiş böyle böyle, kardeşinin bir borcu var. Sonra imam oldum da parasını ödedim. Böyle bir hatırası var, benim var kütüphanemde. Mücahid İbni Cebir veya Cibir, bilemiyorum. Cübeyr olsa gerek ama Said İbni Cübeyr, onu biliyoruz. Ve İkrimete Mevle İbni Abbasin, İbni Abbas'ın kölesi bu. Ve Ata İbni Ebi Ribah veya Rabah. Ve Hasan İl Basri, bunlar tabiiler. Ve Mesruk İbni Ejda ve Said İbni Müseyyib, bu da Ebu Hüreyre'nin damadı. Ve Rabi' İbni Enes'in, bu da büyük bir zat. Ve Katadete ve Dahhak İbni Muzahim'in ve gayrihim minet tabi'in, ve diğer tabi'ler. Ve minet tabi'ine, tabi'lerden bazıları var ki men telakka cemiat tefsiri anis sahabe, tefsirin tümünü sahabeden almışlar. Ve rubema, bazen de tekellemu fi badi zalike, bazı ayetlerde konuşmuşlar. Bil istinbati vel istidlali, kendilerine göre hüküm çıkararak, delil getirerek. Vel mu'temedu fi zalike kullihi, bütün bunlarda dayanılacak şey en naklus sahihu, doğru nakil. O kafi. Ve lihada kale Ahmedu, bu Ahmed İbni Hanbel'dir bu. Selatü kütübin la asla leha, yani üç çeşit kitap var ki aslı yoktur. Yani tam doğru değil bu. El Magazi vel Melahim ve Tefsiru. Magazi dediği yani gazalarla alakalı, savaşlarla alakalı. Melahim dediği ahir zaman fitneleriyle alakalı, fitnelerle alakalı. Ve tefsir bir de. Yani öyle bir sözü var İmam Ahmed İbni Hanbel'in. Kastı şu, yani kolay kolay itimat etmeyin sahih olmadıkça demek. Yoksa o sözü asıl olarak alamayız. Yedinci bir şart, el-ilmu bil-lugatil arabiyyeti ve furu'iha. Arap dili ve Arap diline bağlı ilimleri bilmek, edebiyat, şu bu. Arkadaşlar, bunu görüyorsunuz ki kolay kolay müfessir olmak zor. Fe innel Kur'ane nezele bilisanin arabiyyin. Çünkü Kur'an Arapça inmiş. Ve yetevakkafu fehmuhu, anlaması bağlıdır. Ala şerhi müfredatil elfazi, lafızların tek tek izahına. Ve medlulatiha, ve ifade ettikleri manalara. Bihesebil vat'i, yani vaz edildikleri, vaz ilmi var ya, hangi manaya konulmuş, niçin konulmuş. Kale Mücahidun, işte benim arkadaş diyor ki, la yahillu li ahadin yu'minu billahi vel yevmil ahiri en yetekelleme fi kitabillah. Diyor ki hiç kimsenin
Allah'a iman eden, ahirete iman eden kimsenin konuşması helal olmaz. Allah'ın kitabı hakkında. اِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِلُغَاتِ الْعَرَبِ Arap dilini bilmiyorsa. وَالْمَعَانِي Tabi kelime manaları da tehtelifu. Yani ay ihtilaf ediyor. بِاِخْتِلَافِ الْعَرَبِ İrab'a göre değişiyor. وَمِنْ هُنَا Bu sebeple مَسَّتِ الْحَاجَةُ İhtiyaç doğmuş. اِلَا اِتِبَارِ عِلْمِ النَّحْوِ Nahiv ilmine. وَالتَّصْرِيفِ Sarf ilmine. اَلَّذ۪ي تُعْرَفُ بِهِ الْاَبْنِيَةُ Binaların, kalıpların bilindiği. Ayrıca وَالْكَلِمَةِ الْمُبْهَمَةِ Mübhem kelimeler. يَتَّدِحُ مَعْنَاهَا Veya وَالْكَلِمَةُ الْمُبْهَمَةُ Mübhem bir kelime. يَتَّدِحُ مَعْنَاهَا Manası açığa çıkar. بِمَسَادِرِهَا وَمُشْتَقَّاتِهَا Mastarları ve türetilmiş kelimeleriyle ortaya çıkar. Biliyorsunuz yani. İstef'ale nebaptır, if'al nebaptır, tahriş nebaptır. Ve havasu terkibil kelam. Ayrıca bunu da bilecek yani. Ve havasi bence. Yani ilaya atıf yani. Yani bu da nahiv demek biliyorsunuz. Yani sözün nasıl terkip edileceğine dair özellikler. İşte mef'ul öne gelirse ihtisas ifade eder. Min ciheti ifadeti el mana. Mana ifade etmesi açısından. Ayrıca ve min haytu ihtilafiha. Farklı manalar ifade etmesi noktasından. Bi hesebi vuduhi delaleti ve hafaiha. Acaba manaya delaleti açık seçik mi yoksa gizli mi, kapalı mı? Bunlar hep nahiv. Sümme min nahiyeti vucuhi tahsinil kelam. Sözün güzelleştirilmesi yönlerinden de. Ve hiye bu ulumul belag. Belagat ilmi. Es-selase. Üç belagat ilmi. El-ma'ani vel-beyan vel-bedi'a. Min a'zami erkanil mufessiri. Müfessirin temel rükünlerinden bu. اِذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُرَاعَاتِ Çünkü müfessire gerekir. مَا يَقْتَضِهِ الْاِعْجَازُ İcazın gerektirdiği şeylere uymak. İcaz da bu üç ilim demek. وَاِنَّمَا يُدْرَكُ الْاِعْجَازُ بِهَدِ الْعُلُمُ Sanki beni dinlemiş gibi yazmış. Benden kopya çekmiş herhalde bu arkadaş. İcaz da bu ilimlerle anlaşılır. Nihayet sekizinci şart. Bazen latife ediyoruz. Allah affetsin. El-ilmu bi-usulil ulumil muttasileti bil-Kur'ani. Kur'an'a ait olan ilimleri bilmek. Kıraat ilmi gibi. İlmi, kelam ilmi gibi. Ke-ilmil kıraati, kıraat ilmi gibi. Li-enne bihi yu'rafu keyfiyetu en-nutqi bil-Kur'an. Yani ilmi kıraatle Kur'an'ın nasıl okunacağı bilinir. Ve yeterecehu, yani ağır tercih edilir veya yüterecehu de olabilir. Ba'du vücuhil ihtimali ala ba'd. Yani farklı okuyuşların, farklı ihtimallerin bir diğerine tercihi öyle yapılır. Ayrıca ve ilmi tevhidi. Tevhid dediği de kelam ilmi. Akaid ilmi. Onu da bilmek gerekir. Niçin? Hatta la ye'ule ve la evet. Yüevvile. Ta ki tevil etmesin. Ayatil kitabi. Allah'ın Kur'an'ının ayetlerini اَلَّتِي فِي حَقِّ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ Allah hakkında, onun sıfatları hakkındaki ayetleri tevil etmesin. Tevilen, öyle bir yorum ki, يَتَجَاوَزُ بِهِ الْحَقُّ Yani hakkı geçen. Tamam mı? Hakkı, يَتَجَاوَزُ بِهِ الْحَقَّ olacak. Yani hakkı çiğnediği bir yorumla yapmasın. وَعِلْمِ الْاُسُولِ Usul ilmini de bilmesi lazım. Burada kasıt usul fıkıh. وَاُسُولُ التَّفْسِيرِ Ve usulü tefsiri hassatan, özellikle de tefsir usulü, hadis usulü, fıkıh usulü de özellikle tefsir usulü. Ma'at taammuki, derinlemesine. Fi ebvabihi leti, bütün bablarına derinlemesine bilmesi lazım. Elleti la yettatihul mana, mana açık olmaz yoksa. Ve la yestakimul muradu biduniha, o babları bilmeden maksadı tam anlayamazsın. Kemarifeti esbabin nüzuli mesela. Yani iniş sebepleri, niçin indirildi? Ve nasihi vel mensuhi okuduk bunları ya. Ve nahbi dalik ve benzerleri. Ve nihayet 9. Dikkatül fehmi. Çok ince anlayışını, yani ince bir anlayışla. Elleti tümekkinül müfessire. Bu ince anlayış müfessiri imkan verir. Min tercihi manen ala ahara. Bir manayı diğerine tercih noktasında. Ev
veya istinbati manen yettefiku ma nususi şeriatı. Şeriatın, Kur'an ve sünnetin naslarıyla uyuşan manayı çıkarmak konusunda. Yoksa ince anlayış olmazsa, kafasızsa yani olmaz bu iş. Yeter bu kadar. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha.